Merhaba Pokemon dostları, Pokemon ustalarının buluşma yeri Pokemon Master'ın yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Pokemon X Randomizer serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ufak bir ara vermiştik. Ufak bir hastalık dönemi geçirdim ve şu an kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında 10-15 dakikalık bir kayıt yapmıştım arkadaşlar. Fakat oyun çok donmaya başladı nedense ve maalesef o kayıt çöp oldu. Birazcık buraya kadar ilerlemiş oldum ama çok fazla da bir şey olmadı. Bununla birlikte oyun hala donmaya devam ediyor. Nedenini çözemedim. Biraz da uğraştım ama artık bu bölüm böyle idare edeceğiz. Citra'ya sabah bir güncelleme gelmişti. Onunla alakalı olabilir. Güncelleme bozmuş olabilir. İkinci olarak verdiğim arayla ilgili bir şey söylemek istiyorum kısaca arkadaşlar. Hasta olduğum ve video çekemeyeceğimi size topluluk kısmından duyurmuştum dün hatırlıyorsanız. Görmüşsünüzdür belki mesajı. Bunun altına bazı arkadaşların böyle uygunsuz, gereksiz yorumlar yazdığını gördüm. İşte abi korona mı olduğunda bilmem ne gibi böyle yani ne diyeyim yani gençliklerine, çocukluklarına veriyorum o insanların. Arkadaşlar bu olayla artık dalga geçilmemesi gerektiğini, bu olayın çok ciddi bir olay olduğunu lütfen fark edin, farkına varın. Bütün dünya bu olayla uğraşıyor. Binlerce kişi öldü. Binlerce kişi hatta milyona yakın kişi hastanelerde, yoğun bakımlarda can çekişiyor. Dünya durma noktasına geldi. 4 milyar insan evinden çıkamıyor şu anda. Yani 100 yılda bir, 200 yılda bir karşılaşılacak dünyanın düşeceği bir durumla şu an karşı karşıyasınız. Ya yani lütfen bunu dalgasını geçmeyin artık. Biraz ciddiye alın bu işi. Yani korona falan değilim gördüğünüz gibi. Alerjik bir vaka geçirdim. Burnum akıyordu dün biraz. Öyle burun çeke çeke de video çekmeyeyim dedim. Şu an gayet iyiyim gördüğünüz gibi. Yani demem o ki arkadaşlar, yani bu işin artık şakası, dalga geçmesi gibi şeyler olmasın. Dediğim gibi o insanların da gençliklerine veriyorum ama buradan da uyarımı sunayım. Yani kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Sol kısımda gördüğünüz üzere takımımız bu şekilde şekillendi. Sizden aldığım yorumlarla, geri bildirimlerle bunu oluşturdum. Zaten herkes Handoom'un kalmasını istedi. Kuilava'yı direkt at dedi. Ben de attım. Fiona için de dün bir mesaj yazmıştım. Hemen şu yakındaki şuradaki çimlerde yakaladım Fiona'yı arkadaşlar. Takıldık bu arada yine. Şuralarda çok donuyor oyun arkadaşlar. Dikkat edin. O yüzden birazcık sıkıntı olacak bu bölüm bizim için. Bu arada Pachirisu'yu da yakalamayın dediniz. O yüzden hiç dikkate bile almıyorum Pachirisu'yu burada. Fiona için evet. Fiona efsane bir Pokemon, mythical bir Pokemon ama şu rahat bıraksa da gitsem. Bu arada ben devam edeyim oyuna değil mi konuşurken de. Fiona mythical bir Pokemon. Evet sizle aynı fikirdeyim. Ya bu geçişler falan çok uzun sürmeye başladı. Niye böyle oluyor anlamadım. Ama yine yazdığınız yorumlarda da sizle aynı fikirdeyim arkadaşlar. Yani Fiona mythical olmasına rağmen çok güçlü bir Pokemon değil. Hatta mythical'lar içerisinde de çok böyle ezik kalan bir Pokemon. O yüzden de arkadaşlar yani takımda olması gerektiğini düşündüm. Bu Pokemon olarak hem de farklı bir tercih. Kimsenin hemen hemen aklına gelmeyecek bir Pokemon. Meloet da çıktı vay. O yüzden de dedim takımda şimdilik bulunsun. Yani ben memnunum takımda bulunmasından. Ha, efsane olmayacaktı takımda doğru söylüyorsunuz ama dediğim gibi Fiona çok da hani efsane gibi efsane de değil şimdi yani. Evet, Handoom'u falan birazcık kasmaya çalışıyorum arkadaşlar ama henüz yolumuz uzun. İyi güzel. 26 olduk. Tabii ateş saldırısı öğren artık. Beat up. Beat up çok iyi bir saldırı değil ya boşver. Aa, hep yanlış tuşa basıyorum. Rawdon'un level artıyor. Gambit 28 oldu güzel. Gambit slash öğrendi. Gambit slash öğrenmemiş mi? Ha, öteki öğrenmişti. Tackle yerine slash yap. Hadi bakalım. Tabii Gambit'in de karşı hop olmasına var daha. O da yer türü bir saldırı öğrense hiç fena olmayacak. Yani. Türüne göre saldırı pek yok bizim Pokemon'larda. Öyle görünüyor. Geçişler bu kadar uzun sürmese çok iyi olacak. Şuraya uğramış mıydım daha önce? Evet. Önceki çekimde uğramış olabilirim. Devam ediyorum yola. Ha, tepeme bir şey düştü. Bakalım ne geldi. Evet bölüm sorusunu söylemeyi unuttuk. Bölüm sorusu yukarıda arkadaşlar. Tepemde görüyorsunuz. Gelene bak. Buradan bu düşüyordu zaten herhalde. Değişik bir şey değil. Yok bu düşmüyordu. Bilmem.
Evet, bir ateş türü saldırım olsaydı şu an kavururduk ama yok. Evet, son tercihim orada mavi boşluk görüyorsunuz. Elektrik türü olacak arkadaşlar. Ve sizce takıma hangi elektrik türü? Yani tabii karşımıza çıkan seçeneklerden değerlendiriyoruz genelde ama siz olsanız ne isterdiniz? Onu soruyorum arkadaşlar. Şu geçişler maalesef bugünkü kaydı birazcık can sıkıcı hale getiriyor. Neden de bilmiyorum arkadaşlar. Hani kayıt ekranında hiçbir değişiklik yapmadım. Sadece OBS, gerçi OBS'e güncelleme geldi bugün, doğru. Belki OBS'in güncellemesiyle alakalı olabilir. Yani birinin, ya Citra'nın ya OBS'in güncellemesi bu işi bozdu. Bakalım, düzeltmeye çalışırız daha sonra. Orada eleman varmış. Neden? Ha, Horde Battle geliyor. Hadi bakalım. 5 tane tercih. Ha, bakın nasıl donuyor ya. Vay, manektrik var. Gengar, Meryl, manektrik. Yani manektriği düşünmüyorum açıkçası elektrik türü olarak. Neden run diyeceğim. Yani manektrik. Şu ana kadar 3. nesil, 5. nesil, 4. nesil, 2. nesil ve 4. nesil şeklinde gitmişiz. Yani nesil nesil olayı da vardı ya. Bir tane 4. nesil oldu şu an. Onu bozduk ama. Şu an 1. nesil yok. Değil mi? Almadığımız hiç. Aldık, 4 aldık, 5 aldık, 6. 6. nesil ve 1. nesilden Pokemon yok şu an. 6. nesilden Pokemon almayabilirim. Yani diyeceksin 6. nesil oyunu oynuyorsun, niye almıyorsun? O farklılığı oluşturmak için. Hani farklı takılalım diye. Moonstone. Belki 1. nesilden bir Pokemon alabiliriz ama elektrik Pokemon alacağız. 1. nesilden de bilmiyorum yani. Çıkış yolu değilmiş ya. Hala birazcık burun akıntısı var. Onu durdurmaya çalışıyorum şu an. Evet. Bazen ben de böyle şeyler oluyor. Alerjik bir olay herhalde. Neden etkilendiğimi de bilmiyorum. Ne beni böyle etkiliyor haberim yok. Yine aynadan gördü bizi. Ama bazen böyle bir şey beni etkiliyor ve gün boyu burnum akıyor. Hapşırıyorum falan. Burnumda yanma oluyor vesaire. Sonra geçiyor kendiliğinden. Ben de bilmiyorum. Evet, Togetic'e karşı Houndoom. Houndoom da şansına hep böyle karşıt türler geliyor. Smog vuruyor muydu ya? Evet. O hata da Harshrifel yaptı. Evet, vuruyormuş ama yani çok da şey değil. Oo, kaçış, 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 kaçış. Şimdi Fiona henüz savaşacak durumda değil. Curlia ya da Curlia'yı deneyelim. Curlia'nın da gerçi ne vuracak şeyi var ki? Raf atak gitti. Confusion yapacağım ama ya Togetic sen de ya yuh ya. Ya görüyorsunuz yani Curlia'nın arkadaşlar ne yaparsak yapalım adam edemedik bir türlü ya. Çok öldürdü. Vuramaz diye düşündüm ama vurdu. Hani Curlia'yı bir türlü adam edemedik. Artık Gardevoir olacak diye bekliyoruz bakalım. Böyle vurdum oturtacaksın ya. Yok. Oturtamadı şu ana kadar hiç. Dilip. Dilip bitki kayaydı galiba değil mi? Ben de genelde bitki demem ama. Kalsın bakalım. Bu arada site çalışmalarımda da sona geldim arkadaşlar. Çok takıldığım bir nokta vardı. Belki bir bölüm önce, iki bölüm önce. Lan ne kadar az vurdu böyle.
1-2 bölüm önce bahsetmişimdir. Adam Draco Meteor yapıyor ya. Şaka gibi ya, rakipteki Pokemon'larda öyle ilginç saldırılar çıkıyor ki karşıma. Ah, öldüremedik. Yok ya. Bizim takım mı güçsüz? Rakipler mi bir garip, anlamıyorum yani. Herhalde en çok zorlandığım Pokemon oyunlarından biri oluyor şu anda. Normalde böyle zorlandığımı hiç hatırlamıyorum. Neyse, ne diyordum? Sitede aşılamayacak böyle çok zorlu bir nokta vardı. Gerçekten çok fazla araştırdım. Yani yok, yabancı sitelere baktım, oraya baktım, video izledim vesaire. Bir türlü yapamıyordum. Oran geldi. Şu an takım ölü durumda. ET Access denilen bir şey. Belki bu işte ilgilenen arkadaşlar varsa bilir. Yok, yapamıyordum bir türlü. En sonunda bir YouTube kanalında yorum olarak bir soru sordum ve sağ olsun o da yardımcı oldu ve sorunu çözdüm. Ben yani sitenin benim için en önemli sorunu ortadan kalktı. Böylelikle site şu an aslında yayınlanmıyor. Hazır gibi bir şey. %98 gibi bir şey yani sitenin hazır olma şeyi. O yüzden birkaç gün içinde siteyi açmayı düşünüyorum yavaş yavaş. En azından beta dönemi tarzı böyle bir deneme, hani şey yapmak istiyorum. Bu arada takım öldü. Biz şöyle bir şey yapalım. Takım bayağı öldü yani şu anda. Ha, burada kullanamıyormuşum teleport. Aprop var mıydı ben? Şu geçişler, Allah Allah, ne oluyor ya? Bilgisayar aynı bilgisayar, grafik aynı grafik. Tövbe. Gerçekten anlamak zor bazen böyle şeyleri. Aprop'um yokmuş galiba ya. Repel kullanıyor. Buradan bir çıkalım arkadaşlar. Şuna bak ya. Diyeceksiniz şey, yani Reflection Cave'den dolayı böyle yapıyor diyeceksiniz ama dışarı çıkınca da yapıyor arkadaşlar. Ben de önce buranın grafiği mi kasıyor acaba diye düşündüm ama yok. Burada da yapıyor, emin olun aynı şeyi. Şimdi şuraya bir gidiş yapalım tekrar, hop. Reflection Cave. Niye bisiklete binmediysem o da ayrı bir olay. Birazcık vakit harcayacağız burada ama ne yapalım. Zaten Reflection Cave'de bayağı çene yaptık. Ben de hızlıca ilerleyeceğim orada şimdi. Yani. Bu bölüm 3. rozeti alamayız. Ama en azından 3. rozete gelelim. Değil mi? Yani o şeye gelelim. Şehre ya da Jim'in önüne gelelim. Gerçi yanlış hatırlamıyorsam orada Jim öncesi bayağı bir tantana vardı. Mega taşı ile alakalı vesaire. Bu bölüm onları da yani halledebilirsek güzel olur aslında. Çekilin lan. Hızlı bir şekilde ilerleyeceğim. İlerleme yerini de bulamadım ha. Takılmaya bakın. Evet de tamam, iyisin hoşsun ama. Ha, senden puan almak da güzel oluyor ama vallahi uğraştırıyorsun ha. Son bir kez deniyorum. Uyutuyor mu? Yutuyor şimdi bir ton. Oo, tek attım. Kritik. Tamam, güzel puan. Evet, gidiyor. Braviere level atlıyor. O da ilginç tabi. Fiona 23. Güzel. Fiona'nın de güzel bir tabi su saldırısına ihtiyacı var. Yani savaşlarda kullanılacak tarz bir şey değil. Evet, şu grafik işiyle çok... Ne oldu ya? Niye bu kadar donuyorsun ya? Allah Allah. Gerçekten anlayamadım. Neyse, bu bölümlük böyle idare edin arkadaşlar. Gelecek bölüme ben bu sorunu çözmüş şekilde çıkarım karşınıza. Artık yani bir güncelleme daha mı gelir? Ne yaparım? Deneriz bir şeyler. Zaten yani ikinci videoyu başlatmadan önce çok uğraştım.
Tepeme düştü. O yüzden de biraz şeyi kaçırdım. Yani ben bu videodan sonra anime yeni bölüm inceleme videosu da çekecektim. Bunlar değişmiyor herhalde. Yani tepemize düşenler hep aynı gibi geldi bana. O yüzden de hani şu an çekemeyebilirim. Ya uyanıyor çünkü yarım saat, bir saat sonra. Bakalım ne olacak? Şurada ne var? Yok. Niye koymuşlar buraya o zaman? Buradan gidemiyoruz, anladık. Bu elemanla savaşmamış. Ben böyle tünellerde, mağaralarda çok kayboluyorum ya. Bir Pokemon bir de. Lucario. Bu arada Lucario deyince yani animede gündeme gelecek Lucario. Da şimdi spoiler da yapmayalım ama söyleriz Lucario'yu. Yani Lucario'yu çok da yenebilecek elimde bir şey yok. Curly'yi alacağım. Çelik türü bir saldırı yapacak eminim. Gabit'in vuracak bir saldırısı yok buna. Yone desen zaten Allah'lık. Bravier'i de vuramıyor işin ilginci. İlginç. Andum'un ateş saldırısı neden öğrenmediğini anlayamadım. Yanlış bir şey yapıyoruz muhtemelen. Yani bu da hiçbir şey işlemez ki bunlar. Allah Allah ya, bu Pokemon'da sıfır defans var ha, hiçbir şey yapamıyor. Başını bari döndürdün Allah'tan yani. Red Card mı? What? İlginç. İlginç, gerçekten ilginç. Ama da ben sana neyle vurayım kardeşim? Abi ben de sana Roar yapayım bari. Double kick yedik. Git ulan. Eh. Yani en azından dişimize göre bir rakip. O da bizden hızlıymış. Gerçi Aquajet yaptı ya. Valla NPC'ler akıllanmış gibi oynuyor değil mi? Curly'ye bunu alabilir misin ya? Bir de biz ne ara böyle NPC'lerde level olarak geriye düştük ya? Ah, Magical Leaf yapsaydım keşke. Allah'ın timpoluna bak lan, sıraya diziyor bizi. Biz level olarak gerideyiz ya. Demek ki Pokemon'ları çok kasmıyorum. Birazcık kasmak lazım. Ne bak ya. Burası cursed mı? E şimdi Lucario geliyor, ne yapacağız? Lucario'ya şey yapalım bari. Dragon Rage yapalım. Kesin Dragon Pulse'u falan vardır. Eminim yani. Bak. Oha ya. Bir dakika, Plak neden bir bana çarpı 2 vurdu? Ha, Forest Curse yaptı ya. Ürümü çimen yaptı ya, onu unuttum ben. Lan şansa bak ya. Ayarladınız mı kardeşim bunları? Hay Allah Allah. Resmen şaka gibi şeyler yaşıyoruz şu anda. Hadi Fiona sen yenersin. Yenersin. Bubble'ı var lan. Vay, iyi dayandı. Vay, yendi. Görüyorsunuz değil mi? Yone. İyi de puan aldık. Ne fayda, takımın yarısı öldü ya. Ve çok da vakit kaybettim yani burada harbiden. Vallahi çok vakit kaybettim. Aslında vakit kaybetmemin nedeni biraz da şu geçişler yani. Ne bak. Hiç de repel almamış. Verin bana.
Ne taraftan gidiyorduk ya? Onu şey yapamadım ya. Karşıma Pokemon çıkmasından hiçbir şey yapamıyorum ki. Taraftan gidiyoruz, tamam. Şuradan yukarı çıkacağız. Of. Saturn lütfen git. Başta Braviary'nin olması güzel. En azından kaçabiliriz. Da buyur. Lan değilmiş. Kaç. Lanmış. Biraz hızlı gitmeye çalışıyorum. La dur la senden kaçacaktım tam ya. Lan Pokemon yok dövüşecek. Kimle dövüşeceğiz? Tek Pokemon. Bu dev. Tamam güzel. En sevdiğim. Vur geç. Güzel. Güle güle. Of ya. Şuraya bak. Burada top var ya. Eleman çıktı burada. Hey, V-Master. Mister. Flash kullanırsan bilmem ne yaparsın dedi. Flash kullanacağım bir şey mi varmış? Sen mi olacak ki acaba? Hatırlayamadım çok. Yani karşıma şu an Pokemon çıkmasını sırf şu takılma için istemiyorum yani şu an. Aa! Hayda! Hayda! Ha bu şekilde yakalasaymışım keşke ya. Neyse canım, olan oldu artık yani. İlginç. Bak ikisi de çıkıyormuş aslında karşıma. Neyse artık Han Doom olarak yakaladık canım. Artık o kadar da şey yapmayın. Biraz da mazur görün bizi yani. Dur. Eyvallah. Ha bundan kaçamayacağız tabi. Aynen. Pokemon da yok ama bakalım. Şimdi kesin kaya, çelik falan atar ki Braviary savaşamasın diye. O bu eleman kimmiş? Eğitmen olarak. Axew, aferin sana. Ne fayda puanlar yine Braviary'ye gidiyor. Evet. Doublade. Ben demedim mi çelik çıkacak diye. Yani. Vur vur ölmez. Vur vur ölmez. Buyur. Neden benim işimi zorlaştırıyorsunuz? Sandstorm ne alaka Doublade ya? Allah'ım yarabbim. Of ya böyle olmaz bu. Normalde işlemiyor buna. Başka ne vuracağım ben ya? Bir vuruşla daha ölürsem tamamdır. Şu an ne kadar vakit kaybı yaptık ya burada. Ama Reflection Cave'miş ha. Bari 4 vuruşta öldürebildik. Allah'a şükür. Yine başladık şey vermiyordu.
Bırak gideyim artık. Ha bırak gideyim tamam. Allah Allah. Bu bak mı yoksa oyunda gerçekten böyle bir şey var mıydı ya? Bak sanki değil mi? Ben hatırlamıyorum hiç böyle bir şey. Ya mı gidiyorum? Nereye gidiyorum? En büyük puan. İstin olsun ama rahat. Mesela şeye dikkat ediyorum. O kadar fazla su Pokemon'u var ki işte kaç 600 küsur Pokemon var. Ama karşıma Fiona dışında doğru düzgün su Pokemon'u çıkmadı şu ana kadar. İlginç değil mi? Yani Quagsire çıktığını hatırlıyorum. Fiona çıktığını hatırlıyorum. Bir de Seal çıktı az önce. Aha bir de bu çıktı şimdi. Hadi Rancan. Ha, izleyenler de sıkmıştır bu bölüm çünkü geçişler falan bekle bekle. Çiftli maç falan şu an kaldıramam ya. Oo. Yavrucuğum Pokemon yok. Keşke revive verseydi. Groudon'la mı savaşacağız şimdi? Togekiss ve Solasis. Aman ne güzel. Evet, Groudon'la savaşıyor. EM kölemizle. Groudon da ne yapsın ki şu an? Genç yap bari. Ne yapacağım? Birini çabuk harcadık. Yöne 24. Güzel. Bubble Beam. Aferin sana. O ne yaptı lan? Kaya tak falan mı yaptı o? Kaya takmış evet. Öldürün de gidelim. Oh be. İyi puan. Burada ne level atlattırıyoruz Allah. Diğer adamımız yok. Ben şu tünelden çıkmak istiyorum ya bir an önce o yüzden ya. Gene maç var burada. Yarın. Aşağıda bir şey mi vardı? Oradan gitmemiz mi gerekiyor? Çıktım evet. Sen öyle şeysin. Diyorsun. Atın tuzu falan orijinal formundan dönüştürüyormuş. Neyse umurumda değil çıkıyorum. Evet, Shalor City'ye geldik. Burada bir kaydedeyim ben. Olmaz bu işler. Üçüncü rozeti alacağımız yere geldik. Rozet öncesi bazı muhabbetler var burada. Hatırlayanlar vardır. Bak git. Onları şey yapalım. Yapalım. Bir Pokemon Center'a da alayım ben. Yani dışarıda müthiş bir fırtına var ya. Böyle bayağı sert bir rüzgar esiyor yağmurla birlikte. Bugün Nisan'ın kaçı? 6'sı mı bugün Nisan'ın? 6 Nisan oldu yani artık baya baya kış bitti ama gelin görün ki dışarıda hala kış yaşanıyor valla. 1-2 Great Ball daha alayım. Lazım olur belki. Vay almıştık yine daha. Bir tane eskiye bir drop alayım ne olur. Lazım olur.
Repel alacağım. Oh, yeter. Hadi gidelim. Burada ne yapıyorduk önce? Bir hatırla bakayım. Galiba bir şato gibi bir yere gidiyorduk. Yönlendirecekler beni zaten. Yolculuk nasıl gidiyor? Vallahi zor gidiyor ya. 58 Pokemon görmüşüz. Yakalamışız ya da görmüşüz artık, ne bileyim. Size de savaşamam şimdi herhalde. Evet, Mega Evrim için Mega Evrim Gurusu'nun yanına gitmemiz gerekiyor. Tower of Mystery. Derdeki Tower oluyor da galiba. Şu görüntü güzel gerçekten. Çektim, o görüntüye geçemedim. Neyi kontrol edeyim? Tamam, Mega Taşı hakkında bilgi veriyor. Intriguing Stone, ne bu ya? Evet, şu görüntü güzel ama şimdi yani. Bırakırsanız gideceğim. Evet, burası güzel. Hem ses gidiyor. Kusura bakmayın. Hadi gidelim. Evet, Mega Lucario yolu. Mega Lucario yolu değil mi bu? Mega Lucario yolu bir kule. Şey falan da güzel ha, müziği. Bir kuleyi mi tırmanacaktım? Öyle bir şey mi? Evet, Corrina'yı görüyoruz burada. Corrina animede de karşımıza çıkacak arkadaşlar. Yine spoiler veriyorum ama. Bunun spoilerlığı yok yani. Evet, bakalım. Mega Evrim Gurusu. Kendimizi tanıtıyoruz. Evet, profesörün gönderdiği elemanlarız. Taşı da gördük. İnanmıyor bir taşın bizde olduğuna bu arada. Bak, kaç defa soracaksın ya? Ha. İlla bunu mu seçmemiz istiyor, neden? Garip. Evet, kulenin tepesine çıkacağız diye hatırlıyorum. Şimdi biz Mega Evrim olayını alacağız. Mega taşını falan alacağız ama kimde kullanacağız ki? Yani burada herhalde Megası, X'ye'de Megası şeyim var mıydı? Handoom'un var mıydı? Vardı galiba. Belki Handoom'u kullanırız. Birazcık konuşmaları hızlı geçiyorum arkadaşlar. Shalor lideri kendini tanıtıyor. Mega Evrim ile ilgili bazı şeyler anlatılıyor burada. Normal bir evrim gibi değil falan diyor. Yani eğitmenlerin Pokemon'la kurmuş olduğu bağ sonucu oluşan bir evrim çeşidi diyor. Gizemli diyor yine. Gizemini koruyor diyor vesaire. Ama uzattınız ha muhabbeti. Bakın da şu kulenin tepesine çıkayım ya. Ha, savaşacakmışız, what? Değil mi? Yok, sonra. Kim ben ya? Göndermiyor. İlla savaşacağım diyor önce. Hadi bakalım. Serena ile bir savaş yapıyoruz. Daha sonra kulenin tepesine çıkıyoruz. Hazır mısın? Yes. Zorla savaştırıyorsunuz yani. Hangi Pokemon'larım var? Bakayım mı? Oo, sağlam donuyor.
Pokemon'u var. Serenar Pokemon'lar sürekli değişiyor muydu? En son bana ne attı ki bu? Hiç hatırlamıyorum. Gastrodon. Tür olarak müthiş denk getiriyorlar ya. Vallahi müthiş denk getiriyorlar yani. Savaş ama Volkan diye elinden geleni yapıyorlar yani. Roar lan. Allah'a atarım ben de böyle. Yani yine olmadı. Icicle Crush. Ya Allah'ım ya. Linç etti ya. Ya bir kere daha vuracağım gidiyorum. Ya yalnız Drillbur. Küçücük Drillbur'un yani not very effective vurduğuna bakma. Bir de 30 level lan adam. Oha. Bayağı geride kaldık ya. Bence geride kaldık gerçekten. Drillbur'u Fiona ile alabilir miyim acaba? Zor. Hay şansımızı deneyelim. Ant atak. Kesin atağım boşa gidecek. Ha hayret. İdare eder. Şu ana kadar hiç Fiona ile oynayan gördünüz mü? Yani soruyorum bak. Takımında böyle Fiona olup savaşlarda hiç gördünüz mü? Yavrum Fiona iki defa da kaçırmadı ya. Helal olsun sana. Seni iki takıma almışım dedirttin bana şu an. Az puan aldık da. Politoed. Yani Curlia baş edebilir mi acaba? Zannetmiyorum. Kesin ölür bu ya. Ya bu arada Gardevoir'im de mega oluyor doğru ya. Bunu unuttum bak. Hydro Cannon mı? Yok deve yani. Ya bu şanssızlık ya. Vallahi şanssızlık ama ya. Ya 150'lik saldırı yapıyor ya. Yuh yani. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Resmen saçmalık ya. Onu biz kasamayacağız bu gidişle ha. Vallahi kasamayacağız. İlginç ya. Bak yine Braviary atlamış oldu level'ı. Ötekilere bir hiçbir şey olmuyor. Handum da 27 oldu. Lan bir ateş saldırısı öğren. Allah'ım ya. Atrak yapıyor bana ya. Yuh. Hayatta savaşmaz. Allah'ım ya Rabbim. Neden beni böyle yoruyorsunuz? Yürü git ya tamam. Fiona 25 güzel. Fiona ile Handum o Gabit de tamam. İyi var bunlar level atlıyor Allah'tan yani. Ya beni bir fullersen sevinirim. Öyle Gardevoir yapacağız ya vallahi öleceğiz yani. Evet güçlüyüm biliyorum. Pokemon savaşlarında kazanan ve kaybedenler olabilir ama bence ikiniz de kazandınız falan yapıyor böyle. Yani bize mega şeyi verecek, mega taşını, mega ring daha doğrusu onu verecek. Ha şeyden sonra mı, jimden sonra mı çıkacaktık biz kulenin tepesine ya? Ben yapamadım pek ama. Abi gidin tamam siz de ya. Üf. Daha sonra geleceğiz demek ki. Vermiyor musun bir bakalım. Yok. Sen sonraymış.
O zaman bu bölüm cime girebiliriz gibi geldi bana. Çünkü 40 dakika olmuş. 40 dakika. Bilmiyorum, bu bölümü kısa kesip gelecek bölümde cime girebiliriz arkadaşlar. Çünkü bu bölümde zaten donmalar mammalar birazcık var açıkçası. Yap haberi. Öyle yapsak daha mı iyi acaba? Sonuçta hedef bu şehire gelmekti benim için bu şeyde. Bölümde cim buradaymış zaten. Cimi de bir taraftan merak ediyorum, yani hangi tür olacak bakalım. Çünkü dövüş türü olmayacak, o kesin. Başlığımız da hazır zaten o cim için. Dövüş olmayan cim diye. Ben ne bekliyorum? Biraz şehri dolaşmış olduk şöyle arkadaşlar. Herhalde bu şehirde yapılacak çok fazla bir şey yok diye biliyorum. Sandstone verdi. Sandstone'un evrim geçireyim Pokemon'u yok. İyi, yine de vermesi tabii. Yapalım mı? Şu eve de gireyim de. Eğer bizi biraz ilerletiyorsa şöyle yeni bir yoldan evi yol eğitim de verdi. Güzel. Bırak bırak. Yok mu? Yok. Şöyle bir şansımızı deneyelim değil mi? Ufak gönderiyorsa bizi buradan. Derim mi acaba? Bir bakalım. Oturuyor. Almanca konuştu. Evet, Route 12. Ben şuraya bir dalayım. Şöyle güzel bir şey çıkar. Videomuzun son dakikalarında da bunu yapalım. Hey. Hayaller hayatlar arkadaşlar. Böyle bir durum var şu an. Yalnız benim Pokemon'ları kasmam gerekiyor, onu anladım. Yani şu an bayağı gerideyiz. Yani bir tek Bravier'i biraz ileride. Onun dışındaki Pokemon'lar dökülüyor vallahi bizim level olarak. Belki kazanamama nedenimiz de o, rahat kazanamama nedenimiz. Ay Gastly. Severiz seni ama ı-ı. Yani o kadar Pokemon içinde senin çıkman da ayrı bir olay yani. Biraz puan aldırdık. Böyle hepsini 30'a falan taşımak lazım. Yani öyle düşünüyorum. Biraz daha deniyorum arkadaşlar. Bu otlardan da pek yüzümüz gülmeyecek gibi duruyor ama belli olmaz. Bir anda cart diye geliveriyor yani. Evet, ateş türü saldırı bilmeyen ateş Pokemon'um Houndoom'la birlikte. Muhtemelen Houndour'ken falan şey öğreniyor değil mi? Saldırı falan öğreniyor, ondan mı acaba? Ha, horde. Hey güzel. 5 tane şansı var. Hadi güzel bir şey. Hadi ya. Ya. Genellikle önce çıkanların evrimleri çıktı ya. Turvine fena değil. Hitmori daha önce yakalamıştık. Yok. Elektrik istiyorum. Elektrik. Anlayacağınız bu otlardan da bize hayır yok, onu söyleyeyim. Son 1-2 tur daha atıyorum, sonra bırakacağım arkadaşlar. Gelecek bölümde cime gireriz, sonra buradan artık herhalde buradan gidiliyor. Yolculuğa devam ederiz. Allah'ım sevmeyiz. Ken geldi yani. Son 2. Oraya girdik ya artık.
Aynısı çıkar yani. Sizi biliyorum, evet. Aslında normalde skoru pi yakalayabilirdim. Ben Drapion'u severim. Ama şu an takımın yani konseptine aykırı. Drapion'da yani. Ya biliyorsunuz Drapion sevgimi. İyice donmaya başladı sanki ya, değil mi? Yok, çıkmıyor bir şey arkadaşlar. Hep de böyle diyorum, sonra bir çıkıyor bir şey. Hem videoda çıkması daha iyi. Siz de daha sonra deneriz yine. Evet, buraya kadar arkadaşlar. 5 dakikada olmuş zaten. Bayağı da olmuş. Birazcık Pokemon kasabilirim. Ya da bilmiyorum, böyle de kalabilir. Emin değilim, vakit bulursam anca yapabilirim. Çünkü gündüz simge uyuduğunda video çekiyorum. Gece simge uyuduğunda ise siteyle uğraşıyorum arkadaşlar. Onun dışında zaten simge ayaktayken bana iş yaptırmadığı için hiçbir şey yapamıyorum. O yüzden bakacağız duruma göre. Evet arkadaşlar, şu an itibariyle 4-5 Pokemon'la ilerliyoruz. 3. rozete geldik. Henüz 3. rozeti almadık. Takıma elektrik Pokemon istiyorum. Elektrik Pokemon hakkında da görüşlerinizi, eğer karşımıza çıkarsa o istediğiniz Pokemon, belki yakalarız diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Randomizer serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hastalık falan olmazsa her gün ya da 2 günde bire düşürdüm onu. 2 günde bir yeni bir bölümle sizlerle olacağım. Kanalımıza desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Videolara desteğinizi bekliyorum. Biraz sanki izleme sayısı ilk bölümlere göre düşük. Onu birazcık yükseltirsek sevinirim. Kanalımıza ücretli olarak destek veren arkadaşlar da bu videoları tabii ki önceden izliyor. Onu biliyorlar kendileri zaten. Siz de ücretli destek olarak kanalımıza, hem kanala destek olabilirsiniz hem de videoları önceden izleyebilirsiniz diyorum. Kanalımıza destek olan arkadaşların isimlerini gördükten sonra da videomuzu sonlandırıyorum. Gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle.